Allah. Bu barış emiri vesilesiyle Şeddadi Eşref'in Bozkuş ailesiyle Demirkol aileleri arasındaki bu zamana kadar vuku bulan bir nizanın bir soğukluğun giderilmesi bu vesileyle gerçekleşmiş oluyor. Ben bunun gerçekleşmesine emeği geçen değerli büyüklerimiz Doktor Feridun Öncel, Sayın Şükrü Yüksel, Kemal Polat, Hadi Altun, Yusuf Geçgel, evet bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yani hem Allah katında hem de toplum katında faydalı işler yapıyorlar. Belki biraz yoruluyorlar ama bunun olması gerekiyor. Kendisi zaten gerekeni söyledi Feridun Bey. Günün birinde tabii çocuklarımız şöyle geriye baktığında bu işleri çok anlamsız bulacaklar. O yüzden yani hem dinimizce de tabii ki kesinlikle müsamaha edilmeyen, istenmeyen bir durum. Bu şekilde bir uzun uzadıya süre gidecek bir dargınlık, üzgünlük, bir anlaşmazlık. Hem Allah katında hoş görünmüyor hem de aslında günümüzde toplumda hiç hoş görünmeyen işler. İnşallah bu adetler de yavaş yavaş terk ediliyor. Bir suç işlenmişse bu suçun ferdiliği esas olmalı. O zaten cezasını çekiyor. Ama bundan başkalarının mağdur olmaması lazım. Ben burada görev yaptığım süre içerisinde kesinlikle böyle bir mağduriyete yol açılmaması için elimden geleni arkadaşlarımla birlikte yapacağım. Yani kimse köyünü, evini, barkını terk etmek zorunda kalmayacak. Bundan rant elde etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Eğer yanlış yapan olursa da yakasına yapışacağız. Bunu böyle bilinmesini istiyoruz. Biliyoruz ki büyük bir çoğunluğu toplumun hepsi iyiliği, güzelliği istiyor, arzu ediyor. Barışın bir an önce olmasını istiyor. Zaten buraya toplanan kalabalıkta bunun çok net bir şekilde göstergesi. Ben bu yüzden hem buraya gelen gelmeyen bütün Şanlıurfa'lı hemşehrilerime en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Ya Rabbel Alemin, kıyama kalktık. Sana saygımızı ve tazimimizi göstermek üzere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam göndermek üzere. Evet ya Rabbi, ya Rabbi, bizlere acı, keder, üzüntü, sıkıntı, dert verdiğinde sabır yağdır ya Rabbi. Sabırla mukavemet eylemeyi nasip et ya Rabbi. Güzellikler verdiğinde, güzel nimetler verdiğinde o nimetlere her zaman şükreden ve hamd eden kullar olmamızı nasip et ya Rabbi. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.